Merhaba arkadaşlar, EBA ve Zoom üzerinden uzaktan canlı ders kapsamında dersler işlenmekte. Lakin bazı öğrencilerde tablet olmaması sebebiyle çeşitli kampanyalar düzenlendi. İşte bu noktada Bakan Selçuk açıklama yaptığı tabletler konusunda alakalı. Biz de bu açıklamayı sizlere videomuzda açıklayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bakan Selçuk'tan tablet açıklaması geldi. Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerli velilerimiz tablet dağıtımı ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen paylaşımını yaptı. Yani Ziya Selçuk demek istiyor ki biz tablet dağıtımını okullarda öğrenci sayısına gelir durumuna göre tabletleri dağıtacağız. Eğer sizleri bir telefonla ararlarsa bizim map üzerinden arıyoruz diye ve kişisel bilgilerinizi vesaire isterlerse asla sakın vermeyin arkadaşlar. Çünkü bu dolandırıcılık eğer size okuldan mesaj gelirse veya okuldan ararlarsa bu doğrudur. Çünkü okul verecek arkadaşlar size tabletleri. O yüzden haberi okuldan bekleyin. Sizi ararlarsa filan buna inanmayın. Bunu bizzat okul müdürünüz vesaire sınıf öğretmeniniz falan arayacaktır veya sizlere haber verecektir. Hiçbir şekilde kişisel bilgilerinizi vesaire hiç kimseye vermeyin arkadaşlar. Ziya Selçuk bu konuda uyardı. Ve Bakan Selçuk yaptığı diğer paylaşımda ise çocukların hareket ihtiyacı öylesine arttı ki salgın döneminde soldaki kuzunun duvara tırmanması yok da duvar tırmanmaya çok müsait. Arkadaşları Ziya öğretmenle fotoğraf çektirmek değil, hareket önemli. Sınıflarda ben kelebeğim diyen çocuklar uçmasına izin verelim paylaşımında bulundu Ziya Selçuk. Ama Ziya Selçuk'un tablet açıklamasından dediğimiz gibi bu tabletleri sizlere okullar dağıtıyor. Bunları size sınıf öğretmeniniz veya okul müdürü, müdür yardımcısı sizleri arayarak veya mesajlar göndererek sizlere söyleyecektir. Sakın kimseye kişisel bilgilerinizi inanmadan veya öğretmeniniz olmadan kimseye kişisel bilgilerinizi vesaire kimseye bir şey vermeyin arkadaşlar. Bunlar dolandırıcı oluyor. Veya bunları vermeden önce de öğretmenlerinize sorun. Hocam siz mi aradınız aramadınız mı diye. Sizlere bunları tavsiye ederiz. Çünkü dolandırıcılar şu anda gerçekten çok yaygın. Hele hele bu tablet konusu üzerinde. O yüzden çok dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Tabletler de önümüzdeki haftalarda hatta şimdi bile dağıtıma geçti yani. Bu tabletler tamamen adil arkadaşlar. Çünkü sizin ailenizin gelir durumuna ve ihtiyaç sahibi öğrenciler tamamen kesin olarak seçiliyor. Gelir durumuna ve kardeş sayısı kriterleri ile öğrencilere dağıtılacak bu tabletler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tabletle alakalı videolar istiyorsanız kartlardan çıkan videolara tıklayarak haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.